Şimdi yeni yılda herkes kendine göre bütçesini yapıyor. Hesaplar, kitaplar ortada. Asgari ücretle çalışanlar yarın öğrenecekler alacakları zam oranını. Memurlar ve memur emeklileri senelik artış oranlarını bildikleri için hesap yapabiliyorlar. Ama hesaplayamadıkları enflasyon farkının nasıl zam olarak yansıyacağı. Biz yansıttık maaşlara o farkı. Gelin bir bakalım. Şimdi 2017'de öngörülen zam oranı neydi? %3, sonra da %4. Şimdi bu oranı aldılar. Ondan sonra yılın ikinci yarısında ilk 5 ayda enflasyon ne kadar oldu? %4,94. Bu niye önemli? Çünkü bu fark kadar, yani %4'ün üzerine enflasyon, daha doğrusu şöyle anlatayım size. Enflasyon oranından %4'ü çıkarttığınızda arada ne fark kalıyorsa onu da zam olarak alacaklar. Böyle bekliyorlar. Dolayısıyla şimdi 3 Ocak'ta gözler. 3 Ocak'ta o oran açıklanacak ama diyelim ki Aralık'ta enflasyon hiç artmadı. Artmasa bile alacakları oran %0,94 olacak. Neden? Çünkü ilk 5 ayda 4,94 oranında enflasyon oranı gerçekleşti. 4'ü almışlardı. Arada ne kadar kalıyor? 0,94. Bu hiçbir fark olmaması ihtimaliyle hesapladığımız oran. Devam edelim şimdi. Evet, emeklilerin maaş artışı da geçmiş 6 aylık TÜFE'ye göre, tüketici fiyat endeksine göre yapılıyor. Yılın ikinci yarısında ilk 5 ayda enflasyon, az önce de söylediğimiz gibi %4,94 olarak gerçekleşti. Aralık'ta yine hiçbir fark olmaması ihtimaline göre de enflasyon hiç artmasa bile %4,94 ek zam yapılacak emekli maaşlarına. Peki bu zamlar yapılırsa eğer, hiç değişmemesi ihtimaline göre hesapladığımızı hatırlatalım. Ne olacak? En düşük memur maaşı bugün 2721 Türk Lirası olan maaş 2857 Türk Lirası'na çıkmış olacak. En düşük memur emekli maaşı 1964 lira olacak. En düşük SSK emekli maaşı 1472 lira olacak. En düşük Bağkur emekli maaşı da 1318 lira olacak. Bir de daha somut anlatalım size. Evet, müsteşar, diyelim ki müsteşar olarak görev yapan birisi. Temmuz 2017 rakamlarına baktığımızda 10.435 lira maaş alıyor. Şimdi enflasyon değişmezse Aralık ayında, az önce gösterdiğimiz oran olursa, Ocak ayında maaşı 10.956 lira olacak. Bir genel müdürün maaşı 9.610 lira olacak. Profesörün maaşı 8.311 lira. Uzman doktorun maaşı ise 5.885 lira olacak. Tekrar hatırlatalım, bu Aralık ayında hiçbir değişiklik olmaması halinde enflasyonda böyle olacak. Tabii ki enflasyonun oranına göre bu verdiğimiz sayılar, rakamlar, oranlar da elbette değişecektir. Evet, şimdi bu, bakalım polis memuru. Tabii şimdi az önce aktardık, güvenlik önlemleri alacaklar dedik, ekstra çalışacaklar dedik yılbaşında. Peki maaşları ne olacak? Şu anda 4000 lira maaşı var bir polis memurunun. Az önceki oranlar gerçekleşirse 4201 liraya çıkacak maaşları. Vaiz maaşları 4038 lira olacak. Öğretmen maaşı 3883 lira olacak. Hemşirelerin maaşı ise 3771 lira olacak. Gözler 3 Ocak'ta açıklanacak, enflasyon verilerinde orada açıklanacak, orana göre tekrar hesap yapmaya başlayacak.